Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick başlıyor. Mistikom! Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. 14.06 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle beraber futbol gündemini konuşacağız. Mert hoş geldin. Hoş bulduk Ali abi. Nasıl keyifler? İyi abi, Türkiye Kupası heyecanını yaşıyorum. Evet. Bir yandan ilk maç başladı, ikinci yarısı başladı Kasımpaşa Kocaelispor. O yüzden gayet heyecanlıyım Türkiye Kupası maçlarını takip ettiğim, bu fırsatı yakalayabildiğim için. Kaçıncı tur karşılaşmalar olduğunu biliyor musun? Beşinci tur. Bravo. Çünkü beşinci tur karşılaşmaları sabah söyledik. Okurken ben de fark ettim. Yoksa şu an sorsan, sabah bakmasan bilmezdim beşinci tur olduğunu. Evet. A-Spor'dan şu an Kasımpaşa Kocaelispor mücadelesi canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. Birbirlik eşitlik var karşılaşmada. Eğer skorda bir değişim olursa sizlere anında söyleyeceğiz. Eğer kaçırmazsak. saat 15'te Ataş Spor Menemen Spor'la karşı karşıya gelecek. 17'de Antalya Spor, Giresun Spor. 18.30'da Trabzon Spor, Bolu Spor karşılaşması var. Günün son karşılaşması 21'de Galatasaray'la Denizli Spor arasında. Allah Allah, bu nasıl bir kura? Bütün Süper Lig takımları, alt lig takımlarıyla iç sahada eşleşmiş diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Evet. Öyle bir durum yok. Bu kupanın statüsü. Evet, seri başı sistemi olduğu için seri başları ev sahibi olarak girdiler bu turda kura çekimine. Müthiş adaletli bir sistem olarak. Yani ellerinde olsa finali, Türkiye Kupası'nın finalini Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor oynatacaklar. Finali 4 takım arasında oynatacaklar. Ellerinden gelse öyle yapacaklar. Dörtlü final yapacaklar. Ellerinden gelse öyle yapacaklar. 3 evet. Şampiyon falan çıkartacaklar. Bakalım, yani Türkiye sürekli Kupası'nda. Her sene söylüyoruz ama ne zaman ayılacaklar bu konu, yani kafaları dank edecek. Ya yıllarca konuştuk. Yıllarca konuştuk. Biz konuştuğumuz için değil, Covid çıktığı için Türkiye Kupası'nın statüsünü değiştirmek zorunda kaldılar. Bu şey gibi mesela, altyapıya yönelen futbol kulüpleri gibi mecburiyetten yöneliyorlar ya. Yok, burada tabii, da mesela aynen. Tek maça o yüzden. Yoksa yani bizle hiç alakası yok. Biz evet. Senle istiyorsan 2032'ye kadar aynı şeyleri konuşalım. Söyleyelim Türkiye Kupası ile alakalı olarak. Zaten onu da yapmayacaklardı. Aslında Covid olmasına rağmen yapmayacaklardı. Düşmeyi kaldırınca yapmak zorunda kaldılar. Tabii. Aslında öyle söylemek lazım. Hı-hı. Fikstürü de sıkışınca evet. Mecburen tek maça indirdiler. Yalnız işte olmuyor. Siz istediğiniz kadar Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u kollayın, büyükleri finale kadar rahat gelebilsinler diye, ama gelemiyorlar. Bir şekilde birinden biri, ikisi, üçü hatta eleniyor. Siz böylelikle daha erken turlarda bu takımların oynama ihtimalini de ellerinden alıyorsunuz. Tabii. Yani 5. turda mesela Galatasaray'la Fenerbahçe eşleşse güzel olmaz mı? Belki zaten elenecekler daha sonra ve hiç oynayamayacaklar. O ihtimali de siz yıllardan beri oynamadılar zaten. Oynadılar mı? Hatırlamıyorum yani. Onun ben araştırmasını yapmıştım. Habere de dökmüştüm Ajans Spor'da. Tekrar bakayım. Saçma da yani işte bu şansı elinden almak. Göz göre göre yapmaya devam ediyorlar. Evet Mert, ligin ilk yarısı bitti. Geçmiş olsun. Teşekkürler herkes için. Süper Lig'de haftanın olayı yapacağız. 19. haftadan aklında ne kaldı? Aklımda güzel goller kaldı. Güzel gollerin haftası. Kerem Aktürkoğlu'nun golü kaldı. Evet. Mario Balotelli'nin golü kaldı. Thiam'ın golü kalmıştır. Thierry Henry golü diyebileceğimiz ayak içi plasesi o kaldı. Gavronovic'in kafa golü çok etkileyici bir gol. O aklımda kaldı. Yani 19. haftayı kayıtlara güzel goller haftası olarak mı geçirmemi istersin? Yani benim aklımda o kaldı. Bir de dün sana bir şey söylemiştim. Şu ana kadar oynanan 10 maçın 8 maçın 8'de 2.5 gol altı bitti demiştim. Dünle birlikte 10 maçın 9'u 2.5 evet. gol altı oldu. Diğer maç 3-0. O da 23 dakikada 3-0 oldu. Ucundan gitti. Evet. Tek golle o da 2.5'u geçti. O bir aklımda kaldı bu haftadan ilginç olarak. Bir de Fenerbahçe maçında galibiyete rağmen gelen protestolar ilgi çekiciydi. Hani akılda kalan. Mert Hakan Yandaş'ı olan protesto, hani özele indirecek olursak. O kaldı. Ondan başka bilemiyorum yani. Benim yayın öncesi düşündüğümde bunlar notlarım arasında. Trabzonspor Başakşehir maçında çok özel bir şey olmadı. Olmadı. Yani Trabzonspor'un bu sezon ilk defa gol atamaması belki denebilir. Ha, o güzel. Şu ana kadar hep gol atmışlardı. İlk defa bu hafta gol atamadılar. O söylenir o maçtan herhalde en çok. Galatasaray maçından işte Kerem Aktürkoğlu'nun golü benim
aklımda kaldı. Bir gol bir asistle bitirdi o karşılaşmayı zaten. Var mı oradan başka bir şey çıkarabileceğimiz? Yok. Evet, bu arada Kasımpaşa 2-1 öne geçti. Kocaeli Spor karşısında dakikalar 50'yi gösterirken ceza sahası dışından bir vuruş üst direk ve çizgiyi geçtiğine karar verdi hakem. Top filelerle buluşmadı. Bu arada. Tam gol oldu. Evet, hakem golü verdi. Kocaeli Spor oyuncularının da itirazı oldu. Şu an Kasımpaşa 2, Kocaeli Spor 1. Oyun tekrar başladı. Fenerbahçe maçında protestolar dedik. Golü de Ahmet Engin atmış bu arada Kasımpaşa'da. Evet. Protestolar Fenerbahçe maçında o vardı. Beşiktaş maçında öyle çok kayda değer bir durum ortaya çıkmadı. Yok, Gezal'in üst üste direklere takılması. Yani haftanın olayı olmaz ama herhalde şey denilebilir. Galatasaray'ın 7 maç sonra kazanması var ama o da yok, bilmiyorum ya. Ne kadar çok. Bir zahmet artık Galatasaray'a kazansın. Yani maçların bayağı golsüz geçmesi. Evet, az gollü geçti. Evet, az gollü bir hafta olması belki 19. haftanın olayı olarak kayıtlara geçebilir. Peki, mesajlar geliyor. Mesajları okuyacağız. Hem radyospor.com hem de Twitter'da Ali Yerim Mertelem adresine mesajları gönderebilirsiniz. İlk aramıza gidiyoruz. Mistikom'un sunduğu Ali Yerim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor. Mistikom! Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 14.14. Haftanın olayı Mert Elam'ın bu hafta izin kullanmaması demiş. Mazlumamış ama daha hafta yine başladı. Hafta bugün ne günlerden? Salı. Salı. Salı günündeyiz. Belli daha olmaz. Mert için erken. Aynen, bir işim çıkar illaki. Daha bunun çarşambası, perşembesi, cuması var. Zaten şimdi olabilir. Mert Elam taşındı ya. 3 sene evle ilgili sorun çıkar. Evet. Usta gelir, usta gider. Sürekli oluyor. Evet, sürekli. Gelecek 3 sene bunu dinleriz. Aynen. Ustalar eksik olmuyor evimizden son dönemde. Klasiktir. Uğraşıyoruz bakalım. Şimdi bakıyorum şöyle mesajlara. Kafalardan seken top. UEFA hakemlerden yıldız oyunculara yapılan sistematik faullere karşı en fazla korumayı sağlamalarını istiyor. Mete Kalkavan ise ligin piyasa değeri en yüksek futbolcusu Pjanić için kum torbasına çevrilmesine müsaade etti. UEFA mı istiyor böyle bir şey? Yıldız futbolculara şey mi istiyormuş UEFA? Benim haberim yok öyle bir şeyden. İşte sistematik faullere karşı. Sistematik faullere karşı bir şey var da yıldız futbolcuya karşı niye ekstra bir şey istesin UEFA? O saçma. Hı. Öyle bir şey yoktur. Mesela buz gibi gol de haftanın olayı olarak Pjanić için dayak yemesi demiş. Evet, evet, şanssız bir günündeydi Pjanić. Yani iki ayağı basma da çok tehlikeliydi. Son sakatlığı da tehlikeliydi. Biraz futbolun içinde olan şeyler olarak görüyorum. Yani Pjanić'e ekstra bir yapıldığını düşünmüyorum. Ama Pjanić de o ilk yaşadığı sert faulden sonra da biraz duruldu sanki. Maçın ilk bölümünde ben acayip yine hayran kaldım Pjanić'e, oyun görüşüne, paslarına. Maça etki ediyordu ama sonra aynı etkiyi gösterememeye başladı. İşte ama mesela bunu söylemem bile şey, hani Mete Kalkavan'ın biraz daha dikkat etmesi gerektiğini bir işareti. Yani eğer faullerle bir oyuncu sindiriliyorsa orada kartı da es geçmemesi gerekir. Orada zaten sistematik faulde hakemlerin illa sert bir faule sarı kart vermesine gerek yok. Hı hı. Bunun özelliği sistematik olarak o yapıldığı anda onun önüne geçmesi. Yani sen Pjanić'e normal böyle yerden düşürmeyecek şekilde faul yapsan dahi eğer sistematik faulse sarı kart verebilir. Evet, ama hani dünkü maçta da saymadım şimdi. Benim aklımda kalan fauller hep sert fauller. 3 faul aklımda, işte iki ayağa basma, bir en son sakatlandığı pozisyon. Ama onun haricinde bir sistematik faul yapıldı mı yoksa faullerin sertliğiyle ilgili bir problem mi vardı? Onu tartışmak lazım. Premier Lig'de bu sistematik faulü çok güzel uygulayan hakemler var. En ufak bir müdahalede, en son hani çok sert olmayan bir müdahalede de kartı gösterebiliyorlar. Türkiye'de de geçen sene mi, belki sene mi, bir maçta bir hakem yapmıştı. Fırat Aydınus olabilir. Çok işte anlamamıştı. Ama bu da futbolun kuralları içerisinde. Bizde çok uygulanması da var. Evet, onu da düşünmek gerekiyor. Peki Mert, şimdi önemli bir teknik adamla ilgili önemli bir gelişme oldu. Hadi bakalım. Herkes merak ediyor şu anda bu, acaba kim? Önemli gelişmeyi bize bir anlatıver. Siz çünkü konuştunuz mu önceki programda? Yok. Bu önemli gelişmenin Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarını etkilemesini bekliyorum ben.
Aynen, ben de benzer şekilde düşünüyorum. İyice meraklandırdıysak şimdi söyleyelim. Jorge Jesus Benfica'nın teknik direktörü, yıllardır da adı Türk kulüpleriyle geçer. Özellikle Fenerbahçe'de adı geçen bir teknik direktördü. Şöyle bir sıkıntı yaşıyor. Bu hafta pazartesi günü idmanda takımın önemli oyuncularından Pizzi ile tartışıyor. Ve diyor ki sen takımdan ayrı çalış. Fakat oyuncular bu karara karşı çıkıyor. Jesus'un verdiği ve futbolcunun yanında yer alıyorlar. Futbolcularla teknik adam arasında bir gerginlik oluşuyor. Bugün normal şartlar altında sabah Jesus'la birlikte bir idman yapacaktı Benfica. Fakat iptal oluyor. Kulüp yönetimi Jesus'a görevinden alındığını bildiriyor. Habere göre daha resmi bir açıklama yoktu programa girene kadar. Olduysa onu da güncelleriz. O yüzden antrenman öğleden sonraya alınıyor. Futbolcular normalde idman var diye gelmişler sabah ama bir bakmışlar Jesus görevden alındı. Hepsi eve dönmüş. Öğleden sonra tekrar geleceklermiş. Fakat şöyle bir detay var. Flamengo kulübü, Jesus'un eski kulübü, bir teknik adam arayışı içerisinde. Ve Paulo Sousa ile anlaştıkları birkaç gündür medyada yer alıyor. O da Polonya milli takımının başında değil mi? Evet, o da Polonya'yı bırakabilir ki adı Beşiktaş'ta da anıldı. Hatırlarsın Fatih Doğan bunu paylaşmıştı. Fakat işte bu operasyon zor çünkü Mart ayında çok kritik Rusya maçları var Polonya'nın. Doğru. Dünya Kupası için. Zor bir görevdi. Fakat Flamengo'nun ikna ettiği hocayı söyleniyor. Fakat Polonya basında Sousa ile ilgili yanılmaz haberler, evet, başlıklar kullanmışlar. Artık orası bence dikiş tutmaz pek. Kalsa da tutmaz, evet, kesinlikle artık. Orada ipler koptu. Ama o iptal olursa Flamengo'ya gidişi Jesus'un tekrar oraya dönebileceği söyleniyor. Gerçi hocanın yardımcılarından biri Brezilya basınına açıklama yapmış. Bizim Flamengo'ya dönme niyetimiz yok. Sezonu Benfica'da tamamlayacağız ama işte bu açıklamanın üzerinden 2 gün geçtikten sonra böyle bir gelişme yaşanıyor. Yani hoca boşa çıkıyor. Jorge Jesus. Ben de hani sen hep gol rakamlarına bakıyorsun ya golcülerin. Ben de puan ortalamasına baktım. Neye bakayım? Golcülerin boy ortalamasına. Transfer. Gol rakamlarına bakacağım tabii. Tamam, bakacaksın, bir şey demiyorum. Ben de zaten senin yolundan gittim, tamam, puan ortalaması konusunda. 2009'dan bu yana 2'nin üzerinde bir puan ortalaması olan teknik direktör. Benfica'yla uzun yıllar çalıştı. Sonra Sporting'e gitti 3 yıl. Sporting'in yeni yeni palazlandığı dönemde yine 2'nin üstünde bir puan ortalaması tutturdu. Al Hilal'e gitti. Aynı şekilde Flamengo'da 2.40'a yakın bir puan ortalaması. Benfica'ya döndü aynı şekilde. Yani winner bir hoca. Evet, winner bir hoca. Yani hani Löw orada bir marka olmuştu Fenerbahçe için. Eğer Jesus da boşa çıkarsa, Flamengo'ya gitmezse, Jorge Jesus ayarı bir teknik adam. Yaşları da Löw'le yanılmıyorsam 67. yakın. Yok, fazlaymış biraz. Löw 61. Jesus 62'de. Şenol Güneş, Fatih Terim ayarında o zaman. Jesus. Fenerbahçe ile adı anılabilir kendisinin. Ve hani diğer isimlere göre, Bilic'e göre falan daha tartışılmaz bir hoca olarak ön plana çıkıyor. Yarına itibaren gazetelerde bu haberleri bekliyoruz. Evet. Haber buydu özetle. Onu paylaşalım. Tabii gerçekten tartışılmaz bir profil mi Löw kadar, onu artık takdirinize bırakıyorum. Bence ona yakın bir profil şu anda Jorge Jesus. Evet, Alper diye bir arkadaş durup dururken sinirlenmiş. Neden? Kime? Sana bana kime sinirlenecek? Ha, neden belki söyleyemiyorsunuz demiş. Ligin kalitesi, zevksiz ve hakemlerin bu işi beceremediklerini. 4 tane soru işareti, 4 tane ünlem. Vay be. Tabii program yapıyorsunuz ya, bu kadar entrika olmasa ne konuşacaksınız? Formula 1 de bitti demiş. 2 ünlem daha koymuş. Allah Allah, bayağı bilenmiş bize, içindekileri kusmuş resmen. Yani anlamadım niye bu kadar bize bilendiğini ama olur böyle şeyler, yani çok üstüme alınmıyorum. Bir dinleyicimiz Aragün Foto. Haftan olayı demiş, benim maske takmama cezası yemiş olmam. Kaldı mı öyle maske takmadığı için ceza? Yani öyle bir dolandırıcılık yapılıyormuş. İnsanlara mesaj atıp, SMS atıp ondan sonra orada bir dolandırıcılık varmış. Ona dikkat etmek gerekiyor. Ha, bu öyle bir şey mi olabilir? Bilmiyorum mi? Yani eğer hani direkt polis yanındayken yazmadıysa cezayı, eğer mesajla falan geldiyse dikkat hani etsin. EDS yani kameralarına yakalandığınızı düşünmeyin maske takmadınız diye. Sonra bir de esprili bir şekilde bu cezayı nasıl hapis cezasına çevirebilirim diye manidar aslında bir mesaj da paylaşmış. Kapalı tribün vide ile yolların ayrılması lazım demiş. Oğuzhan'la yeni sözleşme yapılmaması lazım.
artık Serdar Saatçı'nın oynaması lazım diye de bir tespitte bulunmuş. Ya vida konusu çok net. Bu kadar para alan bir adamın bu performansı takımda kalamıyor olması lazım. Hani mesela sen zaman zaman soruyorsun. Mesela vida kaç paraya kalabilir sence Beşiktaş'tan? Yeni sözleşme önersen Beşiktaş yönetiminin yerinde olsan Vida'ya kaç para önerirsin yıllık? 1 milyon euro civarında para versin Vida'ya herhalde, değil mi? 1 milyon. Bize çok mu geldi? 1 milyon bile fazla, hani en sakala Wellington ayarı 700 bin 800 bin o civarlarda sanki kazanıyorlardı. O kadar verirdim Vida'ya. Daha fazlasını vermezdim. Bir bile gözüme çok geldi sen söyleyince. Performansa göre öyle. Evet, performansa göre öyle. Aksi halde zaten kalmasının bir anlamı yok. Larin için de bu arada benzer şeyler söylemiyor. Gerçi Larin'in çok kalısı da yok da. Onun da böyle 1.7'ler, 2 milyon eurolar bu devirde de çok çok fazla. Herhalde Beşiktaş bu oyunculara bir teklif yapacak Mert. Komik teklifler mi olacak? Yok, hani kendi bütçesine uygun teklif olacak. Hani oyuncu o teklifi komik görür görmez bilmiyorum ama herhalde bir kapıları çalınacak oyuncuların son bir teklif olarak. Çünkü neticede belli standartı olan isimler. Hı-hı. Beşiktaş belki o isimleri gönderse yerine daha maliyetli transferler de yapabilir. Çünkü bazen bir oyuncuyu gönderiyorsunuz. O oyuncunun eşlerini bulabilmek için 3 tane transfer yapıyorsunuz. O zaman daha pahalı olabiliyor oyuncular size genelde. Ama ne kadar istekli olur hem oyuncu tarafı hem kulüp tarafı, böyle hani iki tarafında işte diyerek de attığı sözleşmelerden de pek bir şey çıkmaz. Hayır gelmiyor aynen. Genelde. Dolayısıyla hani teşekkür edilip yollar ayrılabilir gibi gözükmekte. Peki oyuncu bazlı bakalım. Larin bir sol kanat oyuncusu şu anda. Güven Yalçın oynuyor Larin oyundan çıktığı zaman. Enkudusu var Beşiktaş'ın, sözleşmesi devam ediyor. Bir de Kenan Karaman'ı var. Aslında evet. Larin'de öyle çok kaybedilecek bir şey yok. En azından sayısı olarak yok. Hı-hı. Ki kalite olarak da çok olduğunu düşünmüyorum. Orada bir sıkıntı yok. Vida konusunda da Montero var takımda. 2025 yılına kadar sözleşmesi var. Sol stoper Vida gibi. Vida da çünkü Montero yokken solda oynuyordu. O da idare eder. Serdar var. Wellington'un sözleşmesi bir yıl daha var yanılmıyorsam. Bakayım. Çünkü Ensakal'ın bitiyor. Wellington'la ilgili bu sezon sözleşmesi bitiyor diye bir haber okumadım. Onun da devam ediyor olması lazım. O bölgede hani Beşiktaş'ın Vida olmazsa olmaz artık değil. O yüzden Vida'yla da Larin'le de yollar ayrılsa çok büyük problem olur mu? Olmaz. Keza aynı şey Oğuzhan için de geçerli. 2023 yılına kadar var. Evet, bir sene daha var onun sözleşmesi. Oğuzhan gitse merkez orta sahası, hani canı aldığın senaryoda yine Beşiktaş'ta fena bir merkez orta saha rotasyonu değil. Hani Salih Uçan var. Gerçi kiralığı da çok. Şimdi Pjanić orada gidecek. Atiba belki futbolu bırakacak. Oğuzhan da giderse aslında 3 oyuncu birden orada eksiliyor Beşiktaş'ta. Evet, mesela Salih... Hatta Topal da gidiyor. Salih, Sergen Yalçın'ın son döneminde hiç forma şansı bulamıyordu. Önder Hoca da bulamadı. Hiç ona forma şansı vermedi. Çünkü Salih Pjanić gibi 6 numara oynamayı daha çok seviyor. 8 oynamayı çok sevmiyor. 10 hiç sevmiyor. Geriden oyun kurmayı seven bir oyuncu. Pjanić varken de ikinci bir Pjanić'e ihtiyacı yok. Yani Pjanić, Josef de Souza var. Ki Josef var aynen. Josef'i zaten 8'e çevirmeye çalışıyor Önder Hoca. Ne kadar başarılı tartışılır. O yüzden Salih'e şans gelmesi çok kolay değil Pjanić ve Josef. Peki kadrodayken. Salih tarzında bir oyuncunun hani ben 6 numara oynamayı seviyorum, 8 numara oynamayı sevmiyorum deme lüksü var mı sence? Mesela Pjanić bunu diyebilir. Pjanić olduğu için, ama Salih... Ne iş olsa yaparım abi. Ne iş olsa yaparım abi değil, ama Salih'in biraz daha çabalaması gerekir diye düşünüyorum. Hala kariyerinin bu döneminde. Şimdi Alanyaspor'da iyi performans gösterdikten sonra tekrar kendine büyük takım kapısını açtı. Bu çok güzel bir şey. Ama bir başarısız hikaye daha. Yani o zaman işte Anadolu Kulübü topçusu derler ya. Büyükler de yapamıyor. Anadolu kulüplerinde belli bir standartı var. Oraya doğru evrilecek kariyeri. Aslında Salih'te Pjanić'e göre daha hareketli olma potansiyeli de var. Alanyaspor'da Pjanić gibi belli bir kutucukta oynamıyordu. Daha hareketliydi, daha rakip ceza sahasında basıyordu, ama demek ki onu çok kaldırmak istemiyor. Çok enerji harcamak istemiyor. Hani git gel oynayayım, box to box oynayayım istemiyor. Ben geriden ilk stoperlerden topu alıp oyun kurayım istiyor. O daha çok
hoşuna gidiyor. Hani konfor alanı içinde kalmak istiyor. Salih 27 yaşında. 94 doğumlu, evet. Genç de değil çok artık Salih yani. Yani aslında en verimli çağlarına giriyor şu an. Aynen, daha olgun, oyun görüşünün daha yükselmesini bekleyebiliriz. Ama işte Pjanic var. Ki Pjanic olmasa da hani Josef'in yerine mesela Salih'i orada kullanır mısın? Öyle bir lüksün de olmaz. Çünkü hani Pjanic olduğu için Josef'i 8 numarada kullanabiliyor. Ama Salih var diye Josef'i kullanmazsın. Kullanmazsın 8 numarada. O zaman Pjanic takımdan ayrıldığı zaman hani 6 numara opsiyonu ilk olarak Josef Tesoz'da, ikinci olarak Salih Uçan mı olacak? Evet, yine yani Salih'in 11'de oynama ihtimali çok yüksek gözükmüyor. Orada Can en ideal 8 numaralar gözüküyor Beşiktaş. Can dün yine çok etkisizdi. Evet, oyuna girdi. Ne oluyor? O da etkisizdi. Güven de çok etkili değildi. Ne oluyor? Ona da söyleyeyim ne oluyor. Sadece Can'a ne oluyor demeyelim. Yani Ali abi birkaç maçlık bir sıkıntı var Can Bozdoğan'da. Bilemiyorum tam olarak ne oluyor. O da yerini mi yadırgıyor, oyuncuları mı, anlayışı mı yadırgıyor? Ben de tam anlamış değilim. Topla çok az buluşabiliyor. Evet. Bilemiyorum Can'daki problem ne. Biraz daha ama ısrar etmesi lazım. Can en azından gösterdi. Evet, son maçlarda kötü. Ama o profilde Beşiktaş'ın başka oyuncusu yok. Yani Oğuzhan Can'a göre, ki Oğuzhan dün İkya'da da herhalde çok az topla buluştu karşılaşmada. Ama buluştuğunda daha fazla iş yapabiliyor, daha teknik işler. Can ondan daha farklı, daha sertlik de katabiliyor. Pjanic gibi bir oyuncunun varlığında. Hani daha ideal gözüküyor Beşiktaş orta sahası için. Ben kötü olsa da Can Bozdoğan'da ısrar edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani birinde ısrar edeceksen orta sahada hani Oğuzhan yerine bence o isim çok net bir şekilde Can olmalı. Bir yerden sonra da ısrar ettikçe bence performans da yükselir Can Bozdoğan. Ama o da hemen kesik yedi Önder Karabeli tarafından. Evet, Kasımpaşa Kocaeli Spor mücadelesinde dakikalar 68'i gösterirken Kocaeli Spor beraberliği yakaladı. Şu an durum 2-2. Orta sahadan savunmanın ortasına doğru bir top, uzun bir top ve Pereira mı? Evet. Pereira'nın golüyle Kocaeli Spor skoru 2-2'ye getirdi. Dünkü şey pasını hatırlattı bana. Gilerme'nin Ahmet Hasan'a attığı çok güzel bir pas vardı. Ahmet Hasan ayağın ucuyla böyle kontrol etti. Evet. Çok kötü vurdu. Kaleci açılıyor zannetti. Büyük ihtimalle son anda çıkarmıştı. Onun gibi böyle dikine aşırtma bir pas geldi merkezden. Devam edeceğiz. Saatlerimiz 14.30. İkinci aramıza gidiyoruz. Tanıtıcı reklam. Evet, tanıtıcı reklamla döndük. Tanıtıcı reklam dediğimiz zaman artık hangi tanıtıcı reklamı vereceğimizi biliyorsunuz, Güven Yalçın'la ilgili olarak. Evet, benim yorumlarımı şimdi Mert Eram güzelleme yapacak. Şaka bir tarafa, Dagi'de kazananlar belli oldu. Hepinizin bildiği gibi Dagi sponsorluğunda Süper Lig'in puan durumunu her hafta size iletiyoruz ve Radyo Spor'la Ajans Spor'un sosyal medya hesaplarında bir yarışma yapıyoruz. O hafta ilk 5'te bitirecek takımları tahmin etmeniz gerekiyor ve çok kolay bir iş değil. Mert genelde 3 haftadır lideri yanlış yazıyor. Bunu hep söylüyorum. Aynen. Konya Spor değil mi? Konya Spor yazıyor. Yani Başakşehir yazdı. Ama Mert de yavaş yavaş öğrenecek. Şimdi 18 ve 19. hafta. Tabii kısa sürede oynandı. Kazananlar belli oldu. Onları size söyleyeyim. 18. haftada Özgür Güvercin ve İlker Güneç kazanan isimler olmuş. Güneç. Güneç de olur. Evet, çünkü İlker Güneç üstüne alınmasın eğer öyle biri varsa. O kazı ben kazandım deyip. Evet, ama sevmesin. Özgür Güvercin'i doğru söyledim. Evet, Özgür Güvercin. Evet. Çok 19. hafta, yani dün tamamlanan 19. haftada da Nur Yıldız ve Bekir Kanat kazanan isimler oldu. Burada bir itirazım var mı? Yok, ben ama metin okurken önümüzde bizim bir metin var. Hı. Bekir Kanat Dagi'den deyince o Dagi'yi sanki soyadın bir parçasıymış gibi hissettim. Ama bu şanslı demeyeceğim çünkü şanslı diyemeyiz. Yani bir şans var, var ama ya var, illaki var. Hepsi tamamen şans değil. Tavla gibi düşün yani, hani şans da var, zar şans da var. Oyunu bilmek de önemli burada. Evet, o zaman bu insanları böyle şansları. Dagi'den 200 lira değerinde hediye çeki kazandılar. Tabii sezonun ikinci yarısında da bu yarışma devam edecek. Radyo Spor ve Ajans Spor'un sosyal medya hesaplarından sizler de bu yarışmaya katılabileceksiniz. Evet, bu arada ben başka bir hatırlatma yapayım. Hani hediye çeki kazanamayanlar için onlar da çok fazla üzülmesinler. Şu anda Dagi.com.tr'de tüm ürünlerde geçerli %20 indirim de varmış. Aynı zamanda ev, uyku ve rahat giyimde de ikinciye yine %50 indirimlik bir indirim
varmış. Çok güzel bir cümle kurdum farkındaysanız. Bu indirimler 130'dan fazla mağazada da geçerli. Dileyenler Dagi mağazalarına ve Dagi.com.tr'den buradaki ürünlere bakabilirler. Evet, DJ Talk dediğim böyle yapılır. Ben ismi yanlış söylerim. Evet, sen cümleleri yanlış kurarsın. İki indirimi üst üste geçirmem gerçekten müthiş. DJ Talk'ta bir dünya markasıyız. Aynen. Evet, kazananları tekrar tebrik ediyoruz. Dagi'nin yarışmasını Radyo Spor'un ve Ajans Spor'un sosyal medya hesaplarından takip etmenizi de öneriyoruz. Tanıtıcı reklam. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor. Mistikom! Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir mesaj gelmiş Ali Rıza Ünver'den. Ali abi demiş, Mert Bey'in YouTube girişimleri konusunda pek umudun yoktu. Sport Dijital'deki programınız için görüşün nedir? Ben programınızı çok beğendim. Sizleri de çok rahat ve istekli gördüm. Sevgiler demiş. Evet. Sana sormuş. Ne diyorsun? Sport Dijital'den biz çok memnunuz. Umarız onlar da bizden memnundur. Politik cevaplar vererek başladın. Evet. Umarız iki taraf için de güzel bir birliktelik devam eder. Uzun yıllar birlikte. Uzun yıllar birlikte. Güzel şeyleri konuşacağımız programlar çekeceğiz. Hocamdan memnunum, antrenmanlardan memnunum. Bir sıkıntı yok. Maç maç yani, bakıyoruz. Maç, program, maç, program program. Program program bakıyoruz. Bakıyoruz her şeye bizde. Vallahi orasının ortamı güzel. Biz de Mert'le uyum sağladık diye düşünüyoruz. Programı da ben beğeniyorum, hoşuma gidiyor. Hı hı. Genel olarak memnunum. Hani memnun olduğum için öyle çok da fazla bir şey diyemiyorum. Ne diyeyim yani? Yani zaten burada yaptığımız şey yapıyoruz. Bir farklısın. Hani maçları değerlendiriyoruz yine yaptığımız iş. Hani bizim için zaten ekstra bir şey yok. Hatta biz bir de antrenmanlı da gidiyoruz aslında. Hani sabah burada program yapıyoruz. Maçları da konuşuyoruz tabii ki ister istemez. Orada da farklı bir şekilde. Sinan tabii aramıza katılıyor buradan farklı olarak genelde. Onunla da daha farklı bir boyut kattığımızı düşünüyorum ben de. YouTube'un bu tarz içeriklere bence de daha çok ihtiyacı var. Kendimizi örnek gibi olacak ama evet. Daha çok Mert Erem'e daha çok Ali Erim'e ihtiyacı var. Yok, farklılık oluyor bence, güzel oluyor. Çünkü bazı kesimlerde hani sadece radyoda kalıyorsunuz, hani televizyona çıkmayı düşünmüyor musunuz diyorlardı. YouTube için de aynısı geçerliydi. Bir süredir YouTube'da da varız yani. Oradaki kitleye de bir şekilde ulaşmayı başardık şimdi. Güzel, platform da doğru diye düşünüyorum ben. Aynen, platformla da ilgili ben de gayet memnunum ve normalde YouTube'da çok fazla içerik ben takip etmiyorum ama Sports Digital'in gerçekten bunu reklam olsun diye değil, ben kendim de dışarıda da izliyorum. Oradaki Fenerbahçe programını da izliyorum. Murat Zordun'un programı, Alper Alp, onları da izliyorum. Galatasaray programına da bakıyorum. Dün mesela açtım. Onları biraz dinledim. Basketbola falan çok bakmıyorum. Ben onu söyleyeyim. Da izliyorum. Deniz'le Murat Muratoğlu. Evet, o da çok izleniyor. Evet. Farkındayım. İzlenme rakamları yüksek ama hani basketbola çok uzak olduğum için. Gerçi sen de uzaksın da sen takip ediyorsun. Ben Murat abinin sohbetini çok seviyorum. Evet. Hoşuma gidiyor. Aynen. O yüzden izliyorum. Yani var orada da güzel içerikler var. Tavsiye ederiz. Ümit Koşar, 4 gün sonra Ferdi ve Berke boşa çıkıyor. Sözleşme yenileme konusunda yönetimden ses yok. Fenerbahçe'de bonservis getirecek çok oyuncu var ama değerleri bilinmiyor demiş. Şu an bir soru sormak istiyorum bu konuyla ilgili. Türkiye'de sözleşmeler 31 Mayıs'ta bitiyor, yanlış mıyım? 31 Mayıs. Çünkü evet, sezon Haziran'a sarktığında otomatik olarak uzar deniyordu. Yine bildiğim kadarıyla sözleşmenin bitimine 6 ay kala oyuncularla görüşebiliyorsun. O yüzden normalde zaten şu anda bu isimlerin başka takımlarla sözleşme imzalama hakları var bildiğim kadarıyla. Çünkü 6 ayın içindeyiz. Hı hı. Bu 1 Ocak olması yurt dışında, çünkü sözleşmeler genelde 30 Haziran'da bittiği için, hı hı, 6 ay geriye sarılarak yapılıyor. Yani yanılmıyorsam öyle olması lazım Türkiye şartlarında. Yani bu oyuncular şu anda da bu ay içinde imzalayabilirlerdi istedikleri kulüplerle. İmzalamadıklarına göre öyle çok büyük bir problem yok. Doğru bir matematik yaptığımı düşünüyorum. Geçen çünkü bunu Oğulcan'a sordum işte Spor Dijital'den, o yazmış benzer bir şey. Dedim böyle böyle, Türkiye'de sözleşme 31 Mayıs'ta bitiyor, 30 Haziran'da değil. Çoktan imzalayabilirler demedim. O da çok emin olamadı. Ama dediğim gibi 6 ayın içindeyiz. Çok emin olamayıp telefonu mu kapattı yoksa sana geri dönüş yaptı mı? Ben öyle biliyorum dedi. Kapattı şey, telefonla değil Twitter'dan görüştük. DM'den yürüdük birbirimize. Jardel Ozan, Ali abi sabah konuşmuşsunuz, ona yorumum şu demiş. Ben yurt dışında bir takımın yöneticisi olsam
Süper Lig'den bir forvet transfer etmem. Çünkü Türkiye Süper Lig'inde savunmalar forvetleri sınayacak kadar iyi değil. Türkiye Ligi'nden giden forvetlerin de hali ortada. Evet, yani son yıllardaki bu forvetlerin performansına bakarsak, sondan başlarsak işte Sörloth'un performansı, Vedat Muriç'in performansı, Cenk Tosun en son akla gelen örnekler, gittikleri takımlarda pek bir şey gösteremediler. O yüzden eğer gerçekten bu işlere kafa yoran yöneticiler varsa Avrupa'da, ben de biraz mesafeli yaklaşırım buradaki performanslara. Katılıyorum. Yani başka hangi bölgelerdeki oyuncularımız iyi performanslar gösterdi diye düşünüyorum. Ray Hudson hocam söylemişti. Evet. Haklı çıkıyor yani gibi. Orada da atılan goller ama pek sayılmaz gibi, böyle bir yarım ağızda söylemişti. O dönem kırmıştı ama. Dinç yemişti. Evet. Orada Türk, özellikle Trabzonspor taraftarlar tarafından, ama dönüp bakınca örneklere tek tek haklı. Yani çok net haklı. Sörloth konusunda da haklı çıktık. Evet. Kafalardan seken top, Mert'e kalsa Vida'ya asgari ücret ve akbil verecek demiş. Yani aynen. Benim standartlarım biraz düşük oluyor diğerlerine göre. Bunu kabul eden kalır, etmeyen gider, kusura bakmasın. Ben elimdeki gençlerle devam ederim en kötü. Erkan Turan, haftanın olayı Ali Erim'in mükemmel kuponun mükemmel ötesi sonuçlanması demiş. Dünkü evet, kupon. Çok iyi başladı Ali abi haftaya. Vay bugün be, de, böyle mi olacaktı? Bugün de bir riske girdi bakalım. Devam etti ısrarla dünkü performansının ardından. Oluyor ya bazen böyle şutörler 7'de 0 üçlükte başlıyorlar ama vazgeçmiyorlar. 8'i de deniyorlar, 9'u da deniyorlar. Bir yerden sonra başlıyor. Umarız evet. Sen de bugün başlamış olursun. Bu arada zaman zaman soruyorlar işte kuponlar nerede paylaşılıyor. İddia günü kuponu olarak veriyoruz. Ayrıca ben kendi kişisel kuponlarımı Bankolik diye bir uygulamada veriyorum. Onu da söyleyeyim. Onu da akıllı telefon kullananları indirebilir. O da güzel bir uygulama. Kadrosu da zengin. Mert yok bir kere. Her şeyden önemlisi. Evet, ben çok para istedim. Mert çok para istediği için Mert'i Bankolik'i alamadık ama kadro iyi bir kadro var orada. Değerli isimler var. Onlar da yorumlarını, kuponlarını paylaşıyorlar. Ama daha da önemlisi yorumculardan onların bir kendi şeyi var. Veri algoritması var. Onun üzerinden bir matematik hesabıyla çıkartıyor sonuçları. Otomatik mi çıkıyor kupon böyle? Hani algoritmaya göre kupon değil de rakamlar çıkıyor. Rakamları yorumlayıp tahmin veriliyor. Güzelmiş. Bayağı da isabetli. Bayağı isabetli şeyler çıkıyor. Geçen gördüm, sen de sanki paylaşmışsın. Evet, evet paylaştım. Aynen paylaştım. Yani dileyenler Bankolik uygulamasını da akıllı telefonlarına indirip orada benim kuponlarımı görebilirler. Üzülebilirler tabii kuponları gördükten sonra, ama uygulamanın geneli güzel. Bunu da yeri gelmişken söylemiş olalım. Şimdi Mustafa Muhammed konusu birkaç kere radyoda konuşuldu. Hani Engin Çetin'le de konuştuk. Sabah da ben söyledim düşüncemi ama gene sorular gelmiş. İşte yeni transfer Mustafa Muhammed hayırlı olsun denmiş. Ben ortadayım Mert. Ben de ortadayım. Çok yani kararsızım. İyi bir hamle mi, kötü bir hamle mi? Olumlu mu olur, olumsuz mu olur? Çok karar veremiyorum. Bir kere Galatasaray'ın bu yeni politikasına uygun bir futbolcu Mustafa Muhammed. Hı. 97 doğumlu, 24 yaşında bir oyuncu. O yüzden böyle bir oyuncunun bonservisinin alınıyor olması kulüp politikasında da çok çelişmeyen bir durum. Ki bu şu da demek de değil tabii. Sen bunu da söylüyorsun. İlla bütün oyuncuların da genç olmasının lüzumu yok. Ama Galatasaray böyle bir yola girmişken Mustafa Muhammed'in de bonservisini alıyor olması, ne olursa olsun performansı son dönemde çok iyi gözükmese de bence o politikanın devamı anlamında bana bir şey gözüküyor. Şu an konuşacağım cümleyi tabii ki unuttum. Çünkü Jesus'la ilgili bir şey gösterdi. Evet, Murat Zorlu yazmış. Evet, az önce de kendisini andık. Şu an bizim için en yakın aday Jorge Jesus demiş. Evet. Söylemedi demeyin demiş. Daha yani yarınki gazeteyi beklemeden kendisi Twitter'dan yazmış. Evet, sen diyordun ki Mustafa Muhammed Galatasaray'ın sezon başında geçtiği politikaya ters bir isim değil. Aynen, ona uygun bir isim. O açıdan bence... Bak, moderatör aynı zamanda dinliyor. Evet, güzel. Gözlerim yaşardı. İki damla yaş geldi bir... Biri geri gitti. İki damla yaş geldi, biri geri gitti. Evet. O açıdan mantıklı. Bir de az önce konuştuk yani Süper Lig'de santrforlar çok işler yapıyor. Aslında mesela Cagne'de Galatasaray öncesi kariyerinde Kasımpaşa'da inanılmaz işler yaparak zaten Galatasaray'a transfer olmuştu. Fakat Muhammed o ilk 5-6 maçlık periyottan sonra o performansını bir türlü gösterememişti. Zaten soru işareti olarak değerlendirmesinin nedenlerinden biri de o. Ondan sonraki performansıyla çoğu kişi ikna edememesi oldu. Hatta
hatırlıyorum Euro 2020 dönemi Fatih Terim'in ona Euro 2020'deki forvetleri izlettirdiği, hani onlar bak ne kadar hareketli, sen çok dar bir alanda oynuyorsun. Hı. Onlar işte geriye kadar geliyorlar, topalıyorlar, sırtı dönük oynuyorlar. Senin de bunları daha fazla yapman lazım dediği söyleniyordu. Yani onda da hala eksikler var. Ki bence ilk geldiğinde de bunları yapıyordu Mustafa Muhammed. Bence sırtı dönük oyunu o iyi oldu. 5-6 karşılaşmada çok iyiydi. Sonra sırtı dönük oyunu da düştü. Bitiriciliği de düştü Mustafa Muhammed'in. Bir geriye gidiş oldu. Farklı iddialar da vardı. Hatta özel hayatıyla ilgili işte gece hayatını çok fazla sevdiği, iyi idman yapmadığı da söylüyordu. Ne olursa olsun bir şekilde Mustafa Muhammed performans veremedi ama son dönemde performans çok yükselmese de en azından fizik olarak kendini hazır tutmuş, hazır göründüğü de bir Mustafa Muhammed var. Çok istekli. Hani yan gelip yatmış bu Mustafa Muhammed görmedik. Mısır milli takımında olması, oradan bir pazar yaratabilme ihtimali ve yaşıyla birlikte hani 4 milyon dolar girilebilecek bir risk Galatasaray adına. Demek ki hani 4 milyon dolara Mustafa Muhammed'den daha iyi bir opsiyon bulamamış. Bunu anlıyorum ben Galatasaray'ın. Çünkü bulabilse o parayı o oyuncuya vermesi lazım. Fakat herhalde bir senedir takımda, hani takıma da monte oldu, adapte oldu. Ben daha iyisini bulacağım deyip Galatasaray böyle bir yola girdi. Umarız da buradan karlı çıkar. Çünkü kulüplerin artık hani sokağa atacak paraları yok diyoruz ya, gerçekten öyle Galatasaray. Çünkü yazın da 21 milyon euroluk bir taahhüte girdi bonservis konusunda. Üzerine bu hani yaklaşık 25 milyon euro. Evet. Ki devamı da gelecek anladığımız kadarıyla. Bu oyuncuların yani çoğunun verim veriyor olması lazım. Şimdi bir de bu hamleyle artık rotasyonda da Cagne'nin ve Halil'in önünde olmasını beklerim ben. Mustafa Muhammed'in. Hadi Halil'in diyeyim. Çünkü artık kendi oyuncun. Çünkü kiralık olsa sezon sonu gidiyor diye düşünebilirdin ama artık sende kalacak. Halil büyük ihtimalle gidecek. Halil'in bonservisini alma ihtimali çok daha zayıf Galatasaray'ın. O yüzden biraz daha Mustafa Muhammed'e eğilmesini bekliyorum ben bundan sonra. Çünkü hep bir kafa karışıklığı vardı. Halil mi, Cagne mi, Mustafa Muhammed mi diye. Cagne de Galatasaray'ın oyuncusu, farkındayım. Ama Muhammed daha fazla kâr edebileceğim bir oyuncu şu anda. Yani bir bonservis geliri olacaksa herhalde Cagney'e göre çok daha yüksek olacaktır Mustafa Muhammed'de yaşı ve milli takım kariyeri de düşünüldüğünde. Nevzat, Galatasaray'ın 7 hafta sonra maç kazanması Fatih Terimsizliğe futbolcuların adapte olmasındandır demiş. Böyle devam. Fatih Terim'i beğenmeyen Galatasaraylılardan biri. Mehmet Behrem, Türkiye'den giden forvetleri iyi ama çevreleri kötü diye bir espri yapmış. Yoğurtlu makarna, valla Mert abinin bu tasarruf tutumunu çok beğeniyorum demiş. Kulüp olarak evet. Hayatta da zaten biraz öyle olmak durumundayız son dönemlerde. Ama bunu da abartmayalım tabii. Benimki sen de şey çok... deme, sweet yeriz bundan sonra deme. Tasarruf konusunu oraya getirme. Yok demem, benimki de abartı bu arada. Hmm. Ben kendiminki en doğru diye bir iddiam yok. Benim gibi de olmayın bu arada. Yani bir arası olun. Uçlarda olmak çok iyi bir şey değildir. Her şey için geçerli bu. Yani iki uçta da olmak, iyisinde de kötüsünde de, burada da yani ben biraz aşırı uçtayım. Farkındayım bunun da. O yüzden hani bu kadarı da değil tabii ki. Biraz daha eliniz açık olabilir. Benim kadar olmayın siz. Ramazan Ökmen, Ali abi bizdeki forvetler yurt dışında iş yapmıyor. Tamam da dışarıdan gelen bizde neden iş yapmıyor demiş. Batshuayi mesela demiş. Bizde eğer defanslar kötüyse Batshuayi neden iş yapmıyor? O kadar mı kötü demiş. Yani işte Mustafa Muhammed'i de söyledim az önce. Olmadı. Berisha mesela olmadı. Serdar Dursun çok olmadı. Valencia oldu da o da zaten santif olarak gelmemişti. Mesela Serdar Dursun neden ıslıklandı? Anlamadım ben. Serdar Dursun o bahsettikleri çeteden değil herhalde. Değil, hiç alakası yok bence. Tamam. Serdar Dursun. Nasıl oluyor o zaman? O biraz bu Aziz Yıldırım'ın açıklaması vardı hatırlarsan. Ne işi var der, o tarz bir şey kullanmıştı. Hani sen Bundesliga 2'den gol alıyorsun. Senin işte Benzema'ya gitmen lazım. Benzema'ya evet. Gitmen lazım. İşte defansa Ramos falan bir şeyler söylemişti. Orada bir bimlendi bence Fenerbahçe taraftarı tarafından. Ya hakikaten doğru, biz ne yıldızlarla oynadık. Fanoydonklarla bilmem kimle. Başka da örnek veremiyorum Fanoydonklarla. Bana yardımcı ol. Sabah da ikinciyi veremedim. Anelka gibi oyuncularla oynadık. Serdar Dursun ne alaka? Diyorlar herhalde ondan dolayı.
Yani Bundesliga 2'den gelmesi, ikinci lig golcüsü olması nedeniyle ıslıklandı. Yoksa ıslatacak bir şey yok. Maçta da 2 gol attıydı. Şanssızlığı offside'a takıldı. İlkinde kendi offside'deydi. İkincisinde Mert Hakan offside'deydi. Gayet de istekli ve oynadığı zaman da gayet iyi Serdar Dursun. Problem görmüyorum ben. Evet, Kasımpaşa Kocaeli Spor mücadelesinde 90 artı 2'deyiz. 2'deyiz. 90 artı 6 mı 4 oynanacak? 4 oynanacak. Galiba gözleri bozulmuş biraz. Evet, daha küçük yazabilirlermiş ama. Evet. Bu arada Kocaeli'de 10 kişi. Evet, 2-2 skor devam ediyor. Skoru da söylemiş olalım. Karşılaşma uzatmaya gidecek gibi gözükmekte. Şöyle olabilir mi? Uzatmaya gidince deplasman takımından bir oyuncu daha eksilmek durumunda. Tabii tabii. Böyle şeyler de yapabilirler. Statüye koymaları lazım. Ya da ev sahibi takım bir penaltı atarak başlayabilir. Ha, evet. Uzatma bölümüne ki sürpriz olmasın diye. Turu geçsinler yani. Turu geçmesin diye. Bunlar olabilir. Türkiye Kupası'nın gizli maddeleri arasında bunlar da var. Maç uzayacak, o zaman bir sonraki maçla çakışacak. Değil mi? 3'te başlıyordu. Bakayım hemen programa. Diğer karşılaşma Hatay Spor Mücadelesi 3'te başlıyordu. Evet. Bakalım, o da genelde şey oluyor, alt sahada kutucukta diğer maç başlıyor. Bunu bitirip öyle geçiyorlar. Ömer Molla, Manchester City'nin kullandığı serbest vuruş organizasyonu ise Galatasaray'ın kullandığı ne acaba diye bir soru ortaya atmış. Galatasaray'ın yediği bu arada, ya da pozisyon verdiği diyelim, yine bir serbest vuruş organizasyonu vardı son Antalya Spor maçında. Doğukan değil mi kaçıran, orada ceza sahası dışında topla buluşup şut çekmişti, direkten dönmüştü. City'ninkini bu arada hatırlamıyorum ama City'nin maçını izledim. Ben de izledim ama hangisinden bahsettiğini anlamadım. Leicester orada maçında. Leicester'ın daha bir organizasyonu vardı. Evet, Leicester olarak belki söylemiştir. Belki onu karıştırdı. Leicester'ınkini evet hatırlamıyorum. Fenerbahçe'de Roberto Carlos ismi de. Ciddi misin? Yakıştırılmış mı, haber olarak mı geçmiş? Yani, haber olarak görüyorum, şu an önümde var. Roberto Carlos'a gelene kadar Alex'e gitmesi sanki daha doğru olur Fenerbahçe'nin. Roberto Carlos ne yapıyor en son? Real Madrid'de alt yapılarda mıydı? En son oradaydı benim de bildiğim. Teknik adam olarak tabii daha deneyimli Alex'e. Futbol elçiliği de kurumsal direktörlük yapıyormuş. Real Madrid'de değil mi? Evet. Mesela taraftar Roberto Carlos geldi diye heyecanlanır mı? Camiada özlenen sıcak hava yaratabilme ihtimaliyle 6 ay için düşünülen, geçici teknik adam olarak düşünülen isimlerden biriymiş habere göre. Olur mu gerçekten ya? Ben Roberto Carlos, mesela Alex denmişken Roberto Carlos dudak büker taraftar gibi geliyor bana. Yani Alex kadar etki edemedi doğal olarak. Hani dünya çapında daha çok etki ettiği kesin de. Hı hı. Onun da Türkiye'deki maceraları öyle çok ahım değildi Roberto Carlos'un, değil mi? Sivas ve nerede çalışmıştı? İkinci kulübü Göztepe miydi? Nerede çalışmıştı ikinci bakayım kulübü? Yani teknik adam olarak çok ön plana çıkan bir performansı yoktu. Alex en azından daha sindire sindire gidiyor potansiyelle. Şimdi bu haber yapılmış ama Roberto Carlos'un da teknik adamlığa dönüş gibi bir niyeti olduğunu da pek düşünmüyorum ben. Hı hı. Hani bir de o var, işin o tarafı var. 6 aylığına Roberto Carlos gibi bir ismi hani Real Madrid'den ayırıp teknik direktörlüğe ikna edip ondan sonra hadi güle güle mi diyeceksiniz? Pek aklıma yatmadı açıkçası. Benim de aklıma şu geldi. Hı. Beşiktaş Guti'yi düşünüyor mu hiç? Yok, mesela gündemde değil. Çünkü Roberto Carlos deyince otomatikman hani Real Madrid, Beşiktaş, yardımcı antrenörlük, Guti. O da akla gelebilirdi ama demek ki hiç düşünmüyor. Çünkü aslında hani Bruno Pinheiro gibi bir ismi düşünüyor Beşiktaş. Guti de o tarz bir teknik adam olarak değerlendirilemez mi? Hani çok adı sanı yok teknik adamlıkta, futbolcu olarak değil. Bence Guti gibi bir isme de gidebilirdi Beşiktaş. Evet, Roberto Carlos haberi de yapılmış ama az önce bahsettik, Jorge Jesus herhalde Fenerbahçe'de önümüzdeki hafta en fazla konuşulan isim olacak gibi gözükmekte. Böylece hat-trick'in de sonuna geldik. Herkese teşekkür ediyoruz. Yarın önce Sabah Spor'un ardından da hat-trick'te görüşmek üzere. Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın. Hoşçakalın. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la hat-trick sona erdi. Mistikom! Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.